Bu afişten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İlk olma özelliğinin arkeolojide önem kazandığına ulaşılabilir. Çünkü Göbeklitepe dünyanın ilk tapınağıdır. Ve bu sebeple de dünyanın en önemli arkeolojik keşfi olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla bu yargıya ulaşılabilir. Göbekli Tepe'nin Türkiye'nin güneyinde bulunduğuna da yine ulaşılabilir. Bize verilmiş olan bu görselde Şanlıurfa haritada gösterilmiştir ve gösterildiği yer Türkiye'nin güneyidir. Göbekli Tepe'nin birden fazla dilde öneminin ortaya konulduğuna da yine ulaşılabilir. Burada İngilizce, Türkçe, Almanca Göbekli Tepe hakkında bilgi verilmiştir. Yine görselin aşağısında da. İngilizce ve Almanca açıklamalarda bulunulmuştur. Dini niteliğe sahip mekanların arkeolojik önem arz edebileceğine de yine ulaşılabilir. Çünkü dünyanın ilk tapınağıdır ve bu da dünyanın en önemli arkeolojik keşfi olarak nitelendirilmiştir. Arkeolojik açıdan Şanlıurfa'nın dünyada bir numara olduğuna, Şanlıurfa'nın bu şekilde bir numara olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır bu afişte. Dolayısıyla bu yargıya ulaşılamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış parçaların hangisinde tanık gösterme ve benzetme vardır? A seçeneğinde tanık gösterme ve benzetme yoktur. Tanık gösterme düşünceyi inandırıcı kılmak için alanında uzman birinin sözünü paylaşmaktır. Benzetmede ise aralarında ilgi bulunan iki varlıktan zayıf olan güçlü olanın özelliğiyle anlatılır. İki numaralı parçada benzetme yoktur ve tanık gösterme de yoktur. Çeşitli isimler zikredilmiştir. Sanki tanık göstermeden yararlanılmaktadır gibi gözükmektedir. Ancak bu isimler örnek verilmiştir. Tanık göstermeden yararlanılmamıştır. Şiir kendi içinde bölünmez ve parçalanmaz bir bütündür. Kendi dünyası içinde anlamlıdır. Burada Tanpınar'ın Şir deniz köpüğü gibi göğün maviliği gibi kendi hazinelerinde seyreldikçe mevcut ve güzel olan şeylerdir. Deniz köpüğünü dalgaların ucundan toplamaya kalkınız. Avucunuzda birkaç damla tuzlu su kalır. Sözü de bu düşünceyi en etkili biçimde ortaya koyan bir tespittir. Evet. Tanpınar'ın sözü dile getirilmiştir. Düşünce daha inandırıcı hale getirilmiştir. Dolayısıyla burada tanık göstermeden yararlanılmıştır. Ve bu Tanpınar'ın sözü içerisinde şiir deniz köpüğüne ve göğün maviliğine benzetilmiştir. Yani benzetmeden yararlanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 E seçeneğidir. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı kitabının arka kapağına yönelik aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Ülke genelinde okutulması önerilen bir kitap olduğu belirtilmiştir. Evet bu değerlendirme doğrudur burada Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğu, 100 temel eserden biri olduğu dile getirilmiştir. Yani ülke genelinde okutulması önerilen bir kitaptır. Kahramanın yaşadığı aşk açısından edebiyat tarihinde yer edindiğine değinilmiştir. Evet, bu da doğrudur. Yaşadığı lirik aşk hikayesinin kahramanı olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır. Burada bu durum dile getirilmiştir. Eserin kahramanının aşık olduğu karaktere yer verilmiştir. Evet, Yusuf'un muazzeze aşık olduğundan bahsedilmiştir. Eserde taşra yaşamındaki zulümlere değinildiğine vurgu yapılmıştır. Evet, bu değerlendirme de doğrudur. Zalim ve avulu bir taşra portresini bütün aktörlerle gözümüzde canlandırır ve insanların zalimliğinden bahsedilmiştir. Yani olaylar bir taşrada geçmektedir ve insanların zalimliğinden, insanların yaptığı zulümlerden bahsedilmiştir. Birden fazla eleştirmenin değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bize verilmiş olan bu kitap kapağında birden fazla eleştirmenin değerlendirmesine yer verilmemiştir. Bir kişinin değerlendirmesidir burada yazılanlar. Kuyucaklı Yusuf'un Türk edebiyatı açısından önemi dile getirilmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki paragraflardan hangisi varlıkların ayırt edici özelliklerini ortaya koyarak bir izlenim yaratmak amacıyla kurgulanmıştır? Yani betimlemenin ağır bastığı parça bize sorulmaktadır. A seçeneğinde olay ağır basmaktadır. Amaç okuyucunun zihninde bir olay canlandırmaktır. B seçeneğinde verilen parçada da yine amaç bir olayı canlandırmaktır. Betimleme ağır basmamaktadır. C seçeneğinde de yine olay ağır basmaktadır. D seçeneğinde de yine olay ağır basmaktadır. Varlıklar ayırt edici özelliklerle ortaya konulmamıştır. Niteleyici sözcükler bulunmaktadır. Ancak ağır basan unsur olaydır yani öyküleyici anlatımdır. Akdeniz'in esatir yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının Alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyordu. Burada özellikle bir yer okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmıştır. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı, beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Evet bir olay vardır. Ancak burada ağır basan unsur betimlemedir. Varlıklar ayırt edici özelliklerle verilmiş ve okuyucunun zihninde bu yer resmedilmeye çalışılmıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki paragraflardan hangisi bu afişteki iletiyle aynı iletiye sahiptir? Yapmamız gereken afişteki iletiyi iyi kavramaktır. Parçalar ne kadar uzun olursa olsun bir okuyuşta afişle ilgisini kurabiliriz. Afişte muhtaç yaşlılar ve engellilerimizin hep yanındayız denilmektedir. Yani hedef kitle muhtaç yaşlılar ve engellilerdir. A seçeneğini okuduğumuzda sadece engellilerle ilgili bir anlatım yapılmıştır. B seçeneğinde de yine engelliler vurgulanmıştır. C seçeneğinde de yine engellilerden bahsedilmiştir. E seçeneğin, D seçeneğinde de yine engelli vatandaşlarımızla ilgili yapılan uygulamalardan bahsedilmiştir. Sosyal devlet anlayışı, yönetici sınıfındaki insanlara güçsüzlerin de yanında duruma sorumluluğunu yükler. Bedensel ya da ruhsal sağlık açısından bir özrü olan insan, yani engelliler olan da insan yaşamının doğal bir sonucu olan ihtiyar da veyahut mazeretin ne olursa olsun her ihtiyaç sahibine devlet denen o kurum destek vermelidir. Evet devletin engellilere, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine destek vermesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla afişteki iletiyle aynı özelliğe sahiptir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu görselden hareketle Verilen çıkarımlardan hangi ikisine ulaşılır? 2 ve 4 numaralarda 2016 ve 2015 yılı karşılaştırıldığı için önce hangi çıkarımın doğru olduğunu bulalım. 2016 yılında 2015 yılına göre %20 azaldığı söylenmiştir burada. 2015 yılında 6802'dir tıraş. 2016 yılında da 6265'tir. Dolayısıyla aradaki 600 farkı %20 değildir. %10'un altındadır. Dolayısıyla 2 numara yanlıştır. 4 numarada %7,9 azalarak 6265 olduğu söylenmiştir. Evet 6265 ve bu yüzdelik fark da yaklaşık %7,9'dur. Küsür hattı çıkmaktadır. Bu da doğru bir çıkarımdır. Dolayısıyla 4 numara doğrudur. 4 numaralı çıkarıma ulaşılabilir. Seçeneklerden 4'ün olmadıklarını eliyoruz. 1 ve 4 numaralı 1 ve 5 numaralı çıkarımlara bakalım. Yayınlanan gazetelerin %90,7'si yerel, %6,6'sının yaygın. Gazete ve dergilerin yerel, ulusal ve bölgesel olduğuna dair, yayın yaptığına dair grafikte bir anlatım yapılmamıştır. Dolayısıyla 5 numaralı çıkarımda bulunamayız. Bir numarada yayınların %9,7'sini dergilerin oluşturduğu söylenmiştir. Yüzdelik hesapladığımızda dergiler %59,7'dir. Çünkü dergiler hep gazetelerden biraz fazladır. O da yaklaşık %60'a tekabül etmektedir. Yani bir numarada verilen yargıya ulaşılabilir. 3 numarada ülkemizde 2016 yılında yayınlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajının %94,1'inin gazetelerin oluşturduğu söylenmiştir ki gazeteler dergilerden daha azdır. Bu yargıya da zaten ulaşılamaz. Yani cevabımız 1 ve 4 B seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında verilen tespitlerden hangisine ulaşılabilir? Birinci tekil kişiyle anlatıcıya ulaşılabilir gördüm ifadesinden anlatıcının birinci kişi olduğunu anlıyoruz. Benzetmeye de yine ulaşılabilir. Taş kadar cansızdı derken taşa benzetilmiştir. Taş gibi cansızdı anlamındadır. Mecazı söylemeye de ulaşılabilir. Tatlı tatlı titremek, zevkli bir ürperiş. Bunlar mecazlı ifadelerdir. Sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır. İpekten bile yumuşak zarları ifadesinde karşılaştırma vardır. Yani karşılaştırmaya da ulaşılabilir. Ve bu parçanın anlatımında yinelemelere de yer verilmiştir. Örneğin tatlı tatlı, örneğin rüzgar rüzgar. Bunlar ikilemedir. Sözcükler tekrar ettirilmiştir, yinelenmiştir. Yani bu tespitlerin hepsine ulaşılabilir cevabımız E seçeneğidir.